Evet efendim, ihracatın gündemi programımıza Ege TV ekranlarına hoş geldiniz. Bugün bildiğiniz gibi sabahleyin 11'de dijital bir fuarın açılışını ekranlarımıza canlı olarak taşımıştık. Türkiye İhracatçıları Meclisi ve Ticaret Bakanlığı'nın da desteğiyle Türkiye'de ilk defa bir fuar açıldı ve dijital fuar açıldı. Biz de sabahleyin canlı olarak ekranlarımıza taşımıştık. Tabii yeni bir dönem başlıyor cümlesini yaklaşık 2,5 aydır hepimiz konuşuyoruz. Yeni bir dönem hemen başladı zaten. Pandemi sürecinin sonuna doğru gelirken yeni dönemi de başlatmış olduk. Bugün fuar açılışını yaptık. Şimdi de tabii yine önemli bir konuyu konuşacağız. Aslında konunun uzmanlarıyla tarım ve gıda Türkiye'de ve dünyada nereye gidiyor, neler bekliyor bu sektörü, bunları konuşacağız. Değerli konuklarımız Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Sayın Hayrettin Uçak, Ege İhracatçı Birlikleri Organik Komitesi Başkanı Sayın Mehmet Ali Işık ve yine gazeteci dostlarımız, sağ olsunlar bizi kırmadılar, Seda Gök Hanım Ankara'dan katılıyor. Ticaret Gazetesi Ankara temsilcisi. Yine daha önceki yıllardan Ege TV ekranlarından yakından tanıdığınız Tarım Gazetecileri ve Yazarlar Derneği Başkanı İsmail Uğural. İsmail Bey de Seda Hanım'la birlikte konunun uzmanı olarak değerli başkanlarımıza sorularını yöneltecekler. Ve bu programı yaklaşık olarak bir saat sonra noktalamış olacağız. Sayın Başkan, Hayrettin Uçak Başkanımız, yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk Adem Bey. Öncelikle Ege TV ailesine teşekkür ediyorum bizleri konuk ettikleri için. Bu arada tabii İsmail Uğurlu Beyefendi'yi Ege İhracatçılar Birliği'nden Organik Komite Başkanımız Mehmet Ali Işık Bey, Ticaret Gazetesi'nden Seda Hanım, hepinize merhaba diyorum. Merhaba. Evet, teşekkür ediyorum. Sayın Işık, Sayın Başkan, siz de hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba. Ben de çok teşekkür ederim, hoş bulduk. Hepinize iyi akşamlar. Bu güzel yayın için hepinize çok teşekkür ederiz. Evet, sağ olun. Seda Hanım, Ankara'dan katılıyorsunuz. Size de teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Herkese iyi haftalar, iyi yayınlar. Sağ olun. İsmail Bey, birazdan sizi de ekrana alacağız. Ege TV'nin ailesinden birisi olarak şimdilik küçük ekranda görünüyorsunuz ama birazdan sizi de alacağız. Siz de hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Evet, Sayın Başkan, Sayın Uçak, isterseniz genel olarak bir değerlendirme yapalım. Sayın Işık'tan, Sayın Başkan'dan da kısa bir değerlendirme alacağım. Hemen arkasından Seda Hanım ve İsmail Bey'e sözü bırakacağım. Sözü üstadlarına bırakıp şimdilik benden bu kadar. Ben programda çok fazla müdahale etmeyeceğim. Zaman çok değerli. Onun için hızlı bir şekilde bir saati en iyi şekilde değerlendirelim. Buyurun. Teşekkür ediyorum Adem Bey. Ben mi başlayacağım? Tabii, buyurun lütfen. Evet Adem Bey, öncelikle biz tabii ki bu pandemi süreci içerisinde malumunuz tarım ve tarım üreticileri, özellikle gıda, tarım, bunlar iç içe olmasıyla beraber hakikaten çok önemsiyoruz ve önemsemeye de başladık malumunuz. 7/24 biz bu tarımla iç içe olduğumuz için ve en iyi şekilde üretimi nasıl yaparız, nasıl üretiriz, nasıl istihdam yaratır ve nasıl katma değerini, bu ürünün katma değerini iyi yerlere getirir diye uğraşıyoruz. Öncelikle Uzak Doğu'dan başlamak istiyorum. Uzak Doğu pazarına özellikle bizim üzerine odaklandığımız, belirttiğimiz gibi Uzak Doğu hem yaş meyve sebze ve mamulleri olarak sektörün içinde çok önemli bir pazar haline getirmeye çalışıyoruz. 2019 yılında bu ülkelere aşı yaklaşık 20 milyon dolarlık bir yaş meyve sebze ihracatımız gerçekleşti. Malumunuz geçen sene son zamanlarda zaten işlenmiş tarım ürünlerini işlenmiş, sanayileştirmiş mamul
olarak herhangi bir yine uzak doğu ihracatımızda bir sıkıntı olmadığını belirtmek istiyorum. Bizim özellikle yaş sebze meyvede uzak doğu özellikle Çin'e ihracat yapmakta sadece geçen sene son zamanlar kirazın iki devlet arasındaki protokolün imzalandığı ve son zamanlarda yaklaşık 20 bin dolarlık bir ihracatımız gerçekleşti. Tabi bu arada sadece Çin kalmamayla beraber şu anda Güney Kore, Singapur, Malezya, Hong Kong gibi uzak doğuya ülkelere ihracat yapmaya hedefleniyor. Japonya, Vietnam, Tayvan gibi bu ülkeleri de bizim Urge proje çalışmalarımız vardı. İki tane. Tabii bu pandemi süreci içerisinde ondan dolayı bizim bu projeler şu anda beklemede. İnşallah pandemi süreci işte ulaşım süreci normale döndükten sonra biz bu iki tane Urge projemizi de inşallah hayata geçireceğiz. Şu anda hazır. Her şey şu anda normale dönmesini bekliyoruz. Ve umarım ki en kısa zamanda önceki dönem yaşamımıza devam ederiz. Bu projelerde hayata geçirirsek bir tanesi mamül üzerinde, bir tanesi de yaş sebze meyve üzerinde odaklı projelerimizi hazırladık. Ticaret Bakanlığımızdan onayını aldık. Tam başlayacaktık ülke bazlı çalışmalarımıza. Fakat ne yazık ki maalesef o günler işte bu pandemi süreci başladıktan sonra onlar da askıya alındı. Bu arada tabii ki gene de gerçekten çok şanslı bir sektörün içerisinde olduğumuzu da belirtmek istiyorum. Malumunuz pandemi süreci içerisinde birçok sektörümüzün kepenkleri indirildi, dükkanları kapandı. Yani malumunuz işte bu süreç içerisinde hakikaten dünyayı tehdit altına almasıyla beraber gene çok şükür Türkiye olarak biz çok şanslıyız. Alınan tedbirlerden dolayı, ondan dolayı bizim şu anda tarım sektörü olarak ihracatımızı da yaklaşık bir 23-25 puanları da yükseltmiş oluyoruz. İlk 2020'nin ilk 4 ayında o da bizim için gerçekten gurur verici bir şey. Nihayetinde talep çok, arz ve talep çok, tarım ürünleri olsun, gıda ürünleri olsun. Çok şükür bizim de üzerimize düşen vazifeleri, görevleri yerine getirmeye çalışıyoruz. Gece gündüz 24 demeden üreticilerimizle, ihracatçılarımızla beraberiz, iç içeyiz. Buradan tabii ki hükümet yetkililerimize de teşekkür etmek istiyoruz. Hakikaten tarıma ciddi anlamda bir destek verdiler. Ve malumunuz bu genelgelerin dışında hep kaldık. Tarım üreticisi olarak, işçisi olarak ve ihracatçı ve paketleme evlerinde çalışan bütün çalışanlarımız hiçbir sorunla karşı karşıya gelmeden bu süreci yürüttük. İnşallah bundan sonra da önceki durumlara döneriz. Evet Sayın Başkan, sorularımıza başlayalım isterseniz bu kısa değerlendirmeden sonra. Ben Seda Hanım'a sözü bırakacağım ama bu ara sizin biraz eğer bilgisayarımızı biraz ayarlayabilirsek baş boşluğu konusunda sizi ekranda tam olarak görmek istiyoruz başkanım. İyi mi? İzleyicilerimiz, evet izleyicilerimiz sizi tam olarak görmek istiyor sayın başkanım. Teşekkür ediyorum izleyicilerimize evet. De saygılar sunuyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Peki teşekkür ediyorum. Evet söz sizde Seda Hanım. İsmail Bey buyurun. Herkese tekrardan iyi akşamlar. Yaş meyve sebze özelinde genel bir girizgah yaptınız başkanım ama Mayıs sonu itibariyle öncelikli olarak ihracat rakamımız nedir? Bunu öğrenmek istiyorum. 2020 yılı için 1 milyar dolarlık bir ihracat hedefi belirlemişti sektör. Bu hedefe gördüğüm kadarıyla ulaşacağız. Herhangi bir sıkıntı yok ama bunda bir artış öngörüyor musunuz? Bir de pazar anlamında uzak doğu pazarına açılıyoruz dediniz ama bizim en büyük alıcılarımız durumunda olan Avrupa pazarı. Oradaki konumumuz, pozisyonumuz nedir? Bu pazarlara yönelik ne gibi tedbirler alıyoruz? Bunlarla ilgili olarak biraz daha ayrıntılı bilgi alabilir miyiz lütfen? Teşekkür ediyorum Seda Hanım. Malumunuz bizim şu ara Ege Yaş Sebze Meyve İhracatçılar Birliği olarak şimdi bizim aşağı yukarı şu ilk
5 aylık bir ihracat rakamımızı söyleyecek olursak 343-345 milyon dolarlık bir ihracat gerçekleştirmişiz. Bu da %11'lik bir artış. Geçen sene ile bu senenin arasındaki %11'lik bir artış sağlamışız. Bu arada tabii ki biz Uzak Doğu'ya odaklı neden odaklandık? Mevcut pazarlarımıza bir alternatif pazar oluşturmak için oralara odaklandık. Tabii ki biz Avrupa'yı önemsiyoruz. Avrupa üzerinde de ciddi anlamda çalışmalarımız var. Girmediğimiz yeni pazarlarımız ve girmediği yeni ürünlerimizle beraber onları da Avrupa ülkelerine de ihracat yapmaya çalışıyoruz. Bu arada tabii ki biz gerçekten Ege'ye Sebze Meyve İhracatçı Birliği olarak burada hem üreticilerimize hem ihracatçılarımıza sizlerin aracılığıyla teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten büyük bir emek sarf ettiler. Herkes üzerine düşeni hiç geri adım atmadan, yılmadan gecesini gündüzüne katarak çalışmaya devam ettik. Burada malumunuz tabii ki bizim bu tarım üzerinde özellikle yeni ürünler üretmeye de hedefliyoruz ve birkaç tane de projelerimiz var. Onları da inşallah tabii ki ithal ettiğimiz ürünleri biz yeniden Türkiye'den ithal ettiğimiz ülkelere ihracat yapmaya çalışıyoruz ve bu sene de ciddi anlamda mesela kivi önceki yıllarda biz ithal ediyorduk. Şimdi ise ihracat yapmaya başladık. Ejder meyvesi ithal ediyorduk. İnşallah önümüzdeki dönem içerisinde ihracatını yapacağız. Bunun yanında avokadosu, efendime söyleyeyim benzer egzotik meyveler, muz. Mesela muzun %100'ünü, %99'unu ithal ediyorduk. Şu anda çok şükür ciddi anlamda bir, tabii ki burada da bakanlığımızın ciddi anlamda üreticilerine vermiş olduğu destekten dolayı ciddi anlamda muz üretimi gerçekleşiyor. Malumunuz belki Alanya, Mersin, Silifke ve Selçuk bölgesi, İzmir Selçuk bölgesinde de birkaç projemiz var. Onlar da inşallah şu anda deneme aşamasında. Onları da gerçekleştirirsek bu da tabii ki bizim için ciddi anlamda ithalatı yani sıfıra indireceğiz diye düşünüyorum inşallah. Hemen müsaadenizle o zaman rakamlarda revizyon hedefliyor musunuz? 1 milyar doların üzerine çıkacağız, ortalama bunun %10 üzerine çıkacağız diyebilir miyiz peki bu noktada? Eda Hanım inşallah umuyorum ki %10 üzerine çıkacağız diye böyle bir hedef. Zaten biz 1 milyon doları yıl bir hedef belirledik. İnşallah bu 1 milyon doların %10 üzerine çıkacağız diye hedefliyoruz. Ve çalışmamız da ciddi anlamda o yöne gidiyor. İnşallah onu o rakamları bulacağız. İsmail Bey isterseniz siz devreye girin sonra tekrardan devam edeyim ben. Teşekkür ederim Seda Hanım. Halettin Bey iyi akşamlar, Mehmet Ali Bey iyi akşamlar. İyi akşamlar. Biliyorsunuz tarım ve gıdada israf ve kayıplar bütün dünyada yoğun biçimde tartışılan çok temel konulardan bir tanesi. Türkiye'de de tabii bu konu çok yoğun bir şekilde gündemde. Sizin de çok iyi bildiğiniz gibi hemen geçtiğimiz günlerde istatistik kurumu TÜİK yaş meyve sebze ile ilgili son rakamları açıkladı. 2019 yılı sonu itibariyle Türkiye'de yılda 55 milyon ton yaş meyve sebze üretiliyor. Tabii asıl konuşacağımız konu bu rakamın dörtte birinin tarladan, bağdan, bahçeden son tüketiciye gelinceye kadar o bildiğimiz zincir mekanizmasında İsraf ve kayıp olgusunun yaşanması çok büyük bir israf ve kayıpla karşı karşıyayız. Bu konuda ihracatçılara önemli görevler düşüyor diye düşünüyorum. Ne dersiniz? Teşekkür ederim İsmail Bey. Ciddi anlamda çok güzel bir soru. Gerçekten katılıyorum. Ciddi anlamda bir israf ve kaybımız var bununla ilgili. Burada zaten tahmin ederim geçen biz de İzmir'de bir ilçe tarım müdürümüz bu kayıp israfla ilgili bir projesi de vardı. Bununla biz ihracatçı birliği olarak üzerine de destek veriyoruz. Burada tabii Tarım Bakanı bu kayıp ve
esnafla ilgili de bir projeleri vardı, onu da açıkladılar. İnşallah bunun önüne geçeriz diye düşünüyoruz. Tabii ki bu ne kadar az da olsa maliyetlerin üzerine fiyatları arttırıyor ve büyük bir kaybımız oluyor. Bununla ilgili bizim de bir çalışmalarımız var. İnşallah önümüzdeki süreç içerisinde bunu gerçekleştireceğiz diye düşünüyorum. Bunun mali kaybı ile ilgili olarak herhangi bir veri var mı elinizde efendim? Yaklaşık bu kayıpla ilgili %15'lere yakın, belki de daha fazla bir kaybımız var diye biliyorum. %20 civarında Sayın Başkan. %21 mi İsmail? 20 civarında. 20 civarında, 15-20 civarında bir kaybımız var. Ki yıllardan beri bu kayıp ve israf üzerinde gerçekten biz tabii ki paketleme işletmecisi olarak biz bu kayıpları yakından gördüğümüz için bunlarla ilgili İzmir'de ilçe tarım müdürümüzle gerçekten ciddi anlamda bir projesi var. Bu projeye de biz özellikle destek verdik ve destekleyeceğiz. Bununla ilgili bakalım, bir son aşamalara geldik. Şu pandemi süreci içerisinde bu projeyle de ilgilenemedik doğrusu, ama inşallah bundan sonra da ilgileneceğiz. Zamanı da doğru kullanmak adına başkanım, müsaadenizle ben iki soruyu birbiriyle bağlayarak hemen sormak istiyorum. Çünkü Mehmet Ali Bey'e de sormak istediğim sorular var. Birincisi, kirazla ilgili olarak çok ciddi çalışmalar yapıyorsunuz. Artık spesifik olarak belli ürün gruplarına yönelik ARGE çalışmalarına önem verdiğinizi görüyorum. Bunlar rakamlara nasıl yansıdı? Geri dönüşleri nasıl oldu? Bununla ilgili yapılan çalışmalar ne aşamada? Birincisi bunu almak isterim. İkincisi de Turkish Cargo ile çok etkin bir çalışma yürütüyorsunuz. Sürekli temas halindesiniz. Bununla ilgili görüşmeler ne aşamada? Örneğin belli ülkelerden direkt charter uçaklarla servis yapmak konusunda, Çin'e yönelik mesela. Bu tarz girişimlerinizle ilgili görüşmeler ne aşamada? Bununla ilgili olarak ayrıntılı biraz bilgi alabilir miyiz bu akşam sizden? Teşekkür ediyorum Seda Hanım. Tabii ki malumunuz hakikaten biz özellikle katma değeri yüksek olduğu için kirazı da çok önemsiyoruz. Ve Türkiye'deki yetiştirdiğimiz kirazlar da dünyada malumunuz ikinci sıraya girmektedir. Bu arada biz tabii Manisa Demirci ilçemize de oradaki çalışmalarından dolayı da yetkili arkadaşlarımıza kutluyorum. Orada malumunuz belki de bilgi sahibisiniz, belki değildir. Akdeniz meyve sineğinden ari bir kiraz üretim alanı yaratmak için iki yıldır çalışmaktayız orada. Ari bölge dediğimiz bunu en az 3 senede bir ari bölge konumuna girecek. 3. seneden sonra inşallah buradaki kirazlarımız istediğimiz ülkeye, istediğimiz iyi tarlaççı firmaya bu ürünümüzü gönül rahatlığıyla pazarlayabileceğiz. Çünkü kalıntısız ve ilaç kalıntısı olmadan bu kirazlarımızı üretmiş olacağız. Burada tabii ki Manisa İl Tarım Müdürlüğü'ne teşekkür ediyorum. Onlar da gerçekten ciddi anlamda bir emek sarf ediyorlar. Bize de düşen ihracatçı olarak, ihracatçı birliği olarak maddi manevi onlarla iç içe desteklemeye çalışıyor ve beraber bu projeyi yürütüyoruz. İnşallah önümüzdeki sene tabii ki bu diktiğimiz ağaçların meyvelerini önümüzdeki yıl içerisinde hep beraber toplamaya başlayacağız. İkinci sorunuz da hava kargo ile ilgili. Malumunuz bu koronavirüs süreci içerisinde sürekli telekonferans üzerinde toplantılar düzenlemekteyiz. İhracatçılarımız da hava kargo yetkilileriyle, geçen hafta gene sağ olsun genel müdür yardımcımız olsun, bölge müdürleri olsun, satış müdürleri olsun bir telekonferans üzerinde bir toplantı gerçekleştirdik. Tabii ki bu katma değeri yüksek olan özellikle sert çekirdekli meyvelerimizi uzak pazarlara ulaştırmamız için kara yolundan da götürmemiz mümkün değil. Deniz yoluyla da götürmemiz mümkün olmadığı için özellikle hava kargo ile götürmemiz en doğru ve en sağlıklı pazara ulaştırabileceğimiz bir
araç lojistik merkezi olduğu için özellikle bu hava kargo ile ilgili geçenlerde işte sağ olsun İzmir Bölge Müdürümüz de İzmir'den direkt uçak kargo uçak kaldıracağından sözünü verdiler. Bu arada da kiraz yoğunlaşmaya başladı. Yeni yeni ihracat ürünleri, çeşitleri çıkmaya başlayınca biz de inşallah bugün hatta özellikle arayacaktım tabii ki yoğunluktan dolayı arayamadım. Biraz sonra bölge müdürümüzden de görüşeceğiz. Bu direkt seferi ne yaptık diye onu soracağım. Tahmin ediyorum 4'ünden sonra zaten söz vermişlerdi. Ayın 4'ünden sonra bunu da herhalde tahmin ediyorum ki faaliyete geçecekler diye düşünüyorum. Burada Eda Hanım. Buyurun siz lütfen. Müsaade ederseniz ben doğrusu Hayrettin Uçak Başkanı'ma genel değerlendirme konusunda söz verdim ama daha sonra Mehmet Ali Işık Başkanımızı söz vermeden direkt sorulara geçtik. Kısa bir Sayın Başkan'dan da değerlendirme alalım isterseniz. Sayın Başkan, bu pandemi süreci sizi nasıl etkiledi? Gerçi organik komitesi başkanısınız ama şu anda her şey sanal ortamda, dijital ortamda yürüyor. Sabahleyin de program açılışında söylediğim gibi deri mamulleriyle ilgili bir dijital fuar açılışı yapıldı. Bu anlamda sizin sektörde bu konunun etkinliği ne kadar? Yani bu konuyla ilgili bir çalışmanız var mı? Kısa sizden de bir değerlendirme almak isteriz. Daha sonra yine Seda Hanım ve İsmail Bey devam edelim. Buyurun. Çok teşekkür ederim Adem Bey. Şimdi pandemi iki konuyu öne çıkardı. Bunlardan bir tanesi tarımdır, diğeri de gıdadır. Dolayısıyla biz de organik tarım üreticisi olaraktan ve gıda satıcısı olaraktan olumlu yönde bütün sektörümüz etkilendi. Satışlarımızda da bir artış söz konusu. İşin önemli bir tarafı da Mart ve Nisan ayında bütün ülkelerde olan talep artışı kontratların erken çağrılmasını sağladı. Bu da stokların bir an önce tüketmesini getirdi. Şu an Mayıs itibariyle dengeye gelmiş durumdayız. Aynı şekilde online satışlara da baktığımızda online satış organizasyonunu tamamlamış olan ülkelerde organik ürün satışları yükseldi çok bütün gıdalar gibi. Tabii bu başlı başına büyük organizasyonlar bunlar. Hem Avrupa'daki olsun, hem Amerika'daki olsun, hem Uzak Doğu'daki online bu işi büyük çapta yapan firmalar bu hizmeti vermeye başladılar. Organik tarımın en öne çıkmasının sebeplerinden de bir tanesi tamamen bir sağlık olayı olması söz konusu. Burada talebin artmasıyla birlikte fiyat makası da daralıyor. Büyük aradaki makas daralmış oluyor. Hipermarketler ve marketler organik tarım konusunda büyük rakamlara uğraşmaya başladılar. Bu da sektörümüz için olumlu bir şey. Dünyada her sene zaten organik tarım kendi içinde minimum %10 büyüme gösteriyor. Tabii bu büyümeye baktığımızda en önemli husus kendi iç pazarlarını da büyütüyor olmaları. Yani kendi iç pazarında büyük olan ülkeler ihracatı da ithalatı da büyük oluyor. Ve bu size ne getiriyor? Ürün çeşitliliğini getiriyor. Birçok üründe söz sahibi olmanıza getiriyor. Bu bakımdan bu altyapıyı kurmuş olan ülkeler bunu sağladılar. Bizim ülkemize baktığımızda 90'ların başında 30 yıldır biz de ülke bazında örnek bir yapılanma gösterdik. Burada özel sektör, devletimiz, üniversiteler ve sivil toplum örgütleri. Bu dört kurum birlikte çalışaraktan organiğin altyapısını oluşturduk. Bugün ciddi bir Türkiye'de organik altyapısı oluşmuştur. Bununla ilgili kanunlarımız çıktı, yönetmeliklerimiz çıktı. Çok şükür kendi ürünlerimizde, konvansiyonel ürünlerde, lider olduğumuz ürünlerde, bunlar mesela üzüm, incir, kayısı, fındık, dondurulmuş ürünler gibi ürünlerde, organikte de lider pozisyona geldik. Bu da ülkemiz için büyük bir ayrıcalıktır. Aynı şekilde yapılanmamız devam ediyor.
Evet, teşekkür ederim. O zaman devam edelim. Seda Hanım, İsmail Bey, buyurun. O zaman ben hemen Mehmet Ali Bey'e sunumuna istinaden biraz daha rakamsal veriler rica edeceğim. İlk 5 aylık süreç içerisinde ne kadarlık bir ihracat gerçekleştirdik? Talep artışını ifade etti. Bölgesel anlamda ağırlıklı olarak hangi ürünlere yönelik ve hangi ülkelerden talep artışı var? Biraz bununla ilgili olarak ayrıntı alabilir miyiz lütfen? Şimdi organik ürünün bütün dünyada ayrı bir istatistik pozisyonu yok. Toplam gıdalarla birlikte değerlendiriliyor. Bu bakımdan bunu genel kesin bir rakamlarla ifade edebilmemiz mümkün değil. Ama biz sektör olarak baktığımızda yıllık bazda 300 milyon doların üzerinde bir ihracatı gerçekleştiriyoruz. Buradaki hedefimiz de 500 milyon dolarlık rakama ulaşmaktır ilk etapta. Sektörler olarak baktığımızda kuru meyve sektörü Türkiye'de ilk başlayan sektördür. Üzüm, kayısı, incir başta olmak üzere. Daha sonra bakliyatlar, yağlı tohumlar, dondurulmuş ürünler, işte burada çilek başta olmak üzere, kirazdır, vişnedir, sebzeler, bunlar devreye girmeye başladı. Fındık aynı şekilde natlar içerisinde önemli bir ihracat kalemi. Bakliyatlar, hububatlar, buğday, bunlar da bizim ihraç ettiğimiz ana ürünlerimizi oluşturuyor. Son dönemde ağırlıklı olarak talep gelen ülkelerde bir değişim oldu mu ülke yelpazesinde? Şimdi İhraç Açıklar Birliği olarak, Ege İhraçlar Birliği olarak biz aynı zamanda Türkiye'nin de koordinatör birliğiyiz organik tarımda. Şimdi burada bütün dünyada ana ülke bunun başlangıcı Avrupa Birliği olmuştur. Almanya, Fransa bu ülkeler lokomotif ülkelerdir. Bunlar vasıtasıyla ihracatımız Avrupa'da, yine Avrupa Birliği bizim birinci derecede ihraç ettiğimiz ülkedir. Ama bunun ilerisine işte İsviçre'dir, İtalya, Fransa, İskandinav ülkeleri, İspanya hepsi ihracatlarını artırıyorlar. Çünkü bunlar biraz önce bahsettiğim gibi kendi ülkelerinde de yetiştiricilikleri üst seviyededir ve kendilerinin politikaları vardır. Organik tarım biraz önce saydığım dört kurum olmaksızın genişleyebilmesi ve büyüyebilmesi mümkün değildir. Bunlar dediğim gibi devlet, özel sektör, üniversiteler ve sivil toplum örgütleri. Şimdi bunlar vasıtasıyla teşvik mekanizmasını devreye sokuyoruz. Çok önemli. Ülkeler kendi ülkelerinin ben tarım mesela diyor ki %10'unu organik. Şimdi siz böyle bir kendinize strateji, politika, hedef koyduğunuzda ülke olarak devlet politikasının bu yönde desteklenmesi lazım. Çiftçilerin bu yönde eğitilmesi lazım. Bu hayata gideni kazandırıyor. İnsanın öne çıkan en iki tane konularından bir tanesi topraklarımızı sürdürülebilir bir şekilde uzun yıllar kullanabilmemizdir. Yani atmış olduğumuz kimyasallarla, erozyonlarla yıpranmasının yok olmasını önlemiş oluyoruz. Bu dünyada kendini ispat etmiş en önemli tarım şeklidir, organik tarım üretimi. Dolayısıyla siz bu topraklarda ürettiğiniz ürünü de sağlıklı ürünler üretmiş oluyorsunuz ve orada da sürdürülebilir bir gıda üretimi elde ederekten sağlıklı nesiller yetiştiriyorsunuz. Dolayısıyla iki tane önemli bir ayağı var bu işin. Bir tarafı sağlıklı ürün, bir tarafı sağlıklı toprak. Dolayısıyla ülkelerin hedefi kendi arazilerini korumak ve sağlıklı toplum yetiştirmek için organik tarım her sene bu paydan üzerine düşeni almaktadır. Onun için ülkelerin devlet politikasında bu strateji çok bizim ülkemizde de bu organik tarımla ilgili devlet teşvikleri devam etmektedir. Bunun eğer biz artırmak istiyorsak daha da desteklenmesi gerekiyor. Çünkü Türkiye'nin en önemli özelliklerinden bir tanesi bölünmüş arazi yapısıdır. Devlet bu konuda uzun yıllardır arazi birleştirmesine gidiyor. Ama siz organik sayesinde eğer havza alanları oluşturursanız bu otomatik olaraktan zaten birleştirmeyi de yanında getirmiş olacak arazi bütünleştirmesini. Ve o havza sayesinde de hem o havzayı kurtarmış olacaksınız hem de o havzalarda yetiştirilen sağlıklı ürünleri bütün topluma ve
ihracata kazandıracak. Şimdi Türkiye ürettiği organik ürünlerin minimum %75'ini ihraç ediyor. Bu çok büyük bir özelliktir. Çok önemli bir konudur bu. Bunun çeşitlendirilmesi lazım. Bunu çeşitlendirebilmemiz için de iç pazarı büyütmemiz gerekiyor. İç pazarda tüketimimiz artacak ki organiklerle ilgili. Orada kazandığımız tecrübe ve üretim tecrübeli birikimleriyle dış pazarımızda daha büyük bir hale getirebiliriz. Bugün organik tarımın baktığınızda 2000 çeşit organik ürün var hipermarketlerde. Yani bu çok geniş bir ürün yelpazesine hitap ediyor. Pamuktan kozmetiğe kadar tütün gıdanın haricinde de insanlar bütün kullanım şeylerini doğal ürünler. Dolayısıyla bizim organik tarımı bu gözle bakıp daha pozitif yönde ayrıştırmamız gerekiyor. Teşekkürler. İsmail Bey, siz devam edin lütfen. İsmail Bey. Evet. Bir soru yaşıyor muyuz şu anda acaba? Yok yok. Siz devam edin lütfen. Tamam. Halettin Bey, ben biraz önce programa girerken de söylemiştim. Sizin de çok iyi bildiğiniz gibi Türkiye 55 milyon ton yaş ve sebze üretiyor. Dünyada ilk 6 ülke arasındayız. Fakat temel sorunumuz şu. Bu kadar muazzam bir üretim potansiyeline rağmen, yani performansına rağmen daha doğrusu, ihracat miktarımız bu miktarla oranlanamayacak kadar çok düşük. Bana katıldığım uluslararası toplantılarda da bu soru soruluyor. Çok büyük çapta üretim yapıyorsunuz ama bu büyük üretim miktarıyla doğru orantılı ihracat niye olamıyor diye uluslararası tarım gazetecileri de merak ediyor bu soruyu. Evet, buyurun efendim. Teşekkür ediyorum İsmail Bey'cim. Gerçekten katılıyorum ben de sizlere. Malumunuz 55 milyon ton üretim yapıyoruz ama bunun %10'unu %15'ini ancak ihracat yapabiliyoruz. Fakat zaten ancak bizim kendi içimizdeki tüketimimize de ancak yetiyor ama bundan sonraki süreç içerisinde tarım üretimini zaten inşallah bundan sonra arttıracağız ve ihracatımızla beraber zaten arttıkça ihracatımız da artmış olacak diye düşünüyorum. Burada da ciddi anlamda Tarım Bakanlığımızın da çok yoğun bir çalışmaları var. Bu tarım üretimiyle ilgili malumunuz geçtiğimiz günlerde zaten birkaç ilde bedelsiz hazine ve atıl arazilerini özellikle orada o ilçede köyünde yaşayan üreticilerimize veya köylülerimize bedelsiz olarak arazileri tahsis edecekler ve bunlarla ürün üreteceğiz. İnşallah önümüzdeki süreç içerisinde ihracatımızı da yükselteceğiz, rakamları yükselteceğiz diye düşünüyorum. Peki, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Tabii burada malumunuz katma değeri yüksek olan ürünler özellikle yeni yeni üretmeye başladık. Tabii bunlar tabii, da gittikten sonra ister istemez ihracat rakamlarımız oldukça artacak diye düşünüyorum. Katma değerli üretim dediniz. Bu noktada pardon. Sesim geliyor mu? Geliyor Seda Hanım. Katma değerli üretim dediniz efendim. Siz aynı zamanda Dikili İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin de yönetimindesiniz bildiğim kadarıyla ve bu bölge katma değerli üretim odaklı planlanmış bir yapıya sahip. Bu projede gelinen nokta nedir ve bu tarz ihtisaslaşmış organize sanayi bölgelerinin Ege bölgesinde Türkiye genelinde yaygınlaşmasının ama doğru bir şekilde yaygınlaşması için izlenmesi gereken politika sizce nedir? Seda Hanım, evet gerçekten çok önemsediğim projelerden biri özellikle Dikili'de tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgesindeki malumunuz bu yeni bir çalışma bu aşağı yaklaşık bir sene doldurmadı. Buradan da gerçekten Sayın Tarım Bakanımıza da teşekkür ediyorum. Ciddi anlamda destekliyor ve bu projede Ege'de özellikle ilk projelerden biri olacak. Biz de bunu çok önemsiyoruz ve orada yönetimdeki arkadaşlar gerçekten ciddi anlamda
önem veriyoruz ve ciddi anlamda bir işi hızlandırmaya çalışıyoruz. Bir an önce bitirip faaliyete geçirmeyi planlıyoruz. Yaklaşık şu anda bürokrasi yönüyle bitmese de az bir süreci kaldı. Ondan sonra inşallah burada da tabii ki arazinin değerlerini falan bir yönetimle beraber değerlendirip burada artık halka ve katılımcılara arz edeceğiz. Burada da ciddi anlamda bir talep var. Talebin yaklaşık orada 2000 dönüme yakın tarım ürünü yetiştirmeye arazimiz konumu uygundur ve 1000 dönümü de sanayi tarım sanayisi olarak bir arazi yapmıştır. Burada da tabii ki tarımda özellikle burada örtü altı üretim yapacağımız için burada sadece domates, işte biber, patlıcan yani sebzelerle bırakmamak şartıyla burada ciddi anlamda katma değeri yüksek olan ürünler inşallah yetiştireceğiz. Burada katma değeri yüksek olan ürün nedir? İşte avokado, ejder meyvesi, çilek, buna benzer kayısı, erik, şeftali, nektar bunlar hep erkenci turfanla yetiştireceğimiz ürünler olduğu için tabii ki bunları burada inşallah önümüzdeki 2021'in sonları 2022 başlarında üretime başlayacağız diye planlıyoruz. Ciddi anlamda bu sadece dikiliyle kalmamakla beraber burada malumunuz Kınık, Bergama, Ödemiş taraflarında Menderes, Ferihisar buralarda bir çalışmalar söz konusu. Bunlar da inşallah hayata geçirebilirsek tabii ki burada ciddi anlamda gene Tarım Bakanlığımıza iş düşüyor. Oraları tahsis ederlerse, bu organizeleri hayata geçirirsek ciddi anlamda bir katkısı olacak diye düşünüyoruz. O zaman buradan 2022'nin başında orada üretime başlamayı hedefliyoruz diyebilir miyiz? Diyebilirsiniz Seda Hanım. İnşallah üretip ve ilk meyvelerini de 2022'nin ilk aylarında alacağız diye düşünüyoruz, diye planlıyoruz. Teşekkürler. İsmail Bey, buyurun lütfen. Ben aslında Adem Bey'e hitaben ve diğer dostlarımıza da hitaben söylemek istiyorum. Programa girerken de ifade etmiştim. Saat 21'de bir başka programa katılmak zorundayım. O yüzden izninizi rica ediyorum. Sizlere başarılar diliyorum. Çok güzel bir program. Ayrıca 6 yıl sonra, 2014 yılında en son Ege TV'de program yapmıştım. 6 yıl sonra tekrar Ege TV'de ekrana çıkmış olmak çok hoş bir duygu oldu benim için. Güzel bir nostalji oldu. Adem Bey'e teşekkür ediyorum. Değerli dostlara da başarılar diliyorum. İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar İsmail. İyi akşamlar. Bayez Bey, teşekkür ediyoruz. Size kolaylıklar diliyoruz. Yine inşallah ağırlarız. İnşallah. Çok sağlısınız. Size iyi çalışmalar. Başarılar diliyorum. Sağ olun. O zaman Sayın Başkan, ben sözü almışken bir de soru sormak isterim. Tabii, buyurun. Son zamanlarda biliyorsunuz iklim şartları ani değişiklikler gösteriyor. Sabah güneş, öğlen güneş varken öğleden sonra akşam gece bir bakıyorsunuz özellikle yüksek kesimlere kar yağmış oluyor. Yani bu böyle bir durumda çiftçilerimiz tabii ister istemez biraz zorluk yaşamaya başladı. Bu anlamda ihracatçı birlikleri olarak siz neler yapıyorsunuz? Hükümet bu konuda ne gibi tedbirler alıyor? Çiftçilerimizin bu konuda yalnız kalmadığını biliyoruz ama yapılanları sizden dinlemek isterim. Buyurun. Teşekkür ederim Adem Bey. Katılıyorum. Malumunuz gerçekten iklim bayağı bir beklediğimizin dışında gitmektedir. Ciddi anlamda geceleri nereden baksanız gece ve gündüzün arasındaki derece farkı hemen hemen %50'ler, %60'ların evet. Civarında bir fark oluyor. O da ciddi anlamda tabii ki ürünü etkilemektedir. Fakat çok şükür ki şu ana kadar tabii ki bizim sahada da bir ekibimiz var. Sürekli bölgesel olarak dolaşıyor.
Sağ olsunlar, onların da bayağı ciddi anlamda emekleri geçiyor. Üreticilerle, ziraat odalarıyla, ilçe tarım müdürlükleriyle, il tarım müdürlükleriyle illerde, ilçelerde, köylerde, mesela bugün Kiraz bölgesindeydiler. Bana bilgi raporunu da attılar. Şu anda daha ermeyen kiraz bölgelerimiz var, yemyeşil. Resimler çekildi. Tabii ki çok şükür ki buralar da yüksek rakımlı olan yerler. Çok şükür hiçbir hasar olmadığını bildirdiler. O da bizleri sevindiriyor tabii, üreticilerimiz adına en ufak bir hasar olduğunu duyduğumuz zaman ciddi anlamda gerçekten biz de onlardan fazla üzülüyoruz diyebiliyorum. Çünkü çok büyük emek sarf ediyorlar. Alın teri döküyorlar. Yani çocuğu gibi bakıyor, ürünü yetiştiriyor ve onun karşılığını almak için, çoluğuna çocuğuna bir nafaka götürmek için herkes emek sarf ediyor. Allah Cenab-ı Allah emekleri boşa götürmesin. Bu arada tabii ki Narenciye bölgesinde geçenlerde Adana, Mersin taraflarında hava şartlarından dolayı işte çok sıcak, ardından da bir soğuk olmasıyla beraber ürünlerin döküldüğünü söylüyorlar. Orada da biraz hasar var ama ne kadar olsa inşallah anlatıldığı kadar bir hasar olmadığını diye düşünüyorum. Tabii ki burada yetkili devlet yetkilileri illaki çıkmışlardır, bir tespit yapmışlardır ki onların da görüşleri çok önemli. Ciddi hasar olursa zaten devletimiz her zaman için bizlerimiz, üreticilerimizin yanındadır. İllaki bir buna bir çözüm bulacaktır diye düşünüyorum. Rekolte ve kalite anlamında bir sıkıntımız var mı bu süreçte Sayın Başkan? Bu iklim değişiklikleri bu konuda herhangi bir zarara sebep oldu mu acaba? Şu anda Adem Bey rekolteye de bir zarar verdiğini düşünmüyorum ve kaliteye de verdiğini diye düşünmüyorum. Sadece kiraz bölgelerinde aşırı yağışlar olursa ermiş kirazlarımızı çatlatıyor. Öbür ermemiş kirazlarımıza da bir zarar verecek diye düşünmüyorum. Çünkü aşırı bir yağış olmadı çok şükür. İnşallah bundan sonra da olmaz diye dua ediyoruz. Evet Sedan, buyurun. Ben her iki başkanıma da aslında birkaç konuda değerlendirmelerini almak istiyorum. Birincisi sektör son dönemde yıldızı parlıyor kelimenin tam anlamıyla. Biz bunu geçtiğimiz yıllarda hayvancılık sektöründe de gördük. İşte verilen belli kredi destekleri, sıfır faizli kredi imkanları nedeniyle tarım ve hayvancılık sektöründe olmayan birçok insanın işte bunun avukatı, doktoru, öğretmeni, bazen tazminatını bir araya getirerekten bu alana yatırım yaptı. Ama maalesef işi bilmedikleri için de çok büyük hayal kırıklıkları ve bir anlamda da kaynak israfının yaşandığı süreçleri gördük. Şimdi aynı hikayeyi dejavu gibi tekrardan yaşadığımızı görmeye başladık son dönemde sektöre olan ilginin artması nedeniyle. Bu konuda her iki başkanımın da tespitlerini almak isterim. Türkiye burada nasıl bir politika izlemeli? Kaynak israfının önüne geçmek, doğru zamanda doğru kişinin doğru yatırımı yapması anlamında nasıl bir politika uygulanabilir? Ben söz alabilir miyim Seda Hanım? Ben şöyle kısaca bir cevaplayayım. Ondan sonra Mehmet Ali Başkanım devam eder. Tabii başkanım. Gerçekten katılıyorum ben Seda Hanım. Yani işi bilmek çok önemli. Bir kere bir tarım yapacağımız zaman önce eğer gerçekten bu tarımı illaki ben farklı bir sektörden bu tarım sektörüne geçmek istiyorsam bile en azından bu işi iyi bilen bir hocayla veya bir yönlendirecek bir bilen bir arkadaşımızı alıp kendine danışmanlık yaptıracak iyi bir kişilerle yol almakta fayda olur diye düşünüyorum. Şu anda gerçekten yıldızı parlamış diyebiliriz. Tarımda ciddi anlamda böyle tarıma yönelen çok böyle arkadaşlarım var. Arıyorlar, sık sık bilgi alıyorlar. Biz de destek olmaya çalışıyoruz. Ve yapsınlar tabii ki tarım çünkü önemsiyoruz. Ama dediğiniz gibi doğrusu neyse onu yapalım. Kaliteli ürün işte ne bileyim olması gerektiği gibi efendime söyleyeyim. Ürünün hangi ilde ve hangi iklimde olabileceğinin hesabını yapıp ona göre ürün yetiştirmemiz lazım. Yoksa gidelim herhangi bir ile
İşte bu meyve, bu ürün para ediyor da bundan dikelim. Mümkün değil. Çünkü bu ürün de, bu yetiştireceğimiz ürün de il bazında işte ne bileyim toprağı olsun, havası olsun, ne bileyim oranın iklimlerine göre o meyveyi o şartlara göre dikmemiz, yetiştirmemiz lazım. Burada ciddi anlamda Tarım Bakanlığımız hakikaten yatırımcıya ciddi anlamda destek veriyor. TKDK dediğimiz bir kurumumuz mesela burada özellikle tarıma dayalı yatırım yapan işletmeciler olsun, orada aşağı yukarı ciddi anlamda bir destekleri var. Üreticilerimize destek veriliyor. Efendime söyleyeyim, yeni ürün yetiştirecek veya ağaç dikecek, efendime lisanslı meyve ağaçları olsun, bunlar hep ciddi anlamda destekleniyor. Ben buradan gerçekten hükümet yetkililerimize, başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, Tarım Bakanımıza, Ticaret Bakanımıza, bütün bakanlıklarımıza teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten ciddi anlamda destekleniyoruz. Biz mesela pandemi süreci içerisinde ilk haftasında ciddi anlamda gümrük kapılarında bir yığılma oldu. Neden oldu? Çünkü dışarıdaki ülkeler bizim şoförleri almadı, araçlarımızı almadı, biz onlarınkini almadık ki bulaştırıcı bir süreç içerisindeyiz. Haklı olarak Sayın buradan Ticaret Bakanımıza teşekkür ediyorum. Hızlı bir şekilde bir mobil serbest bölge oluşturdular ve oradaki lojistik hızlandırılması için ne yaptılar? Orada şoför değişimi, araç değişimi ile ilgili bir anlamda bir tedbir alındı ve ihracatımız hiç aksamadan son hızıyla devam etmeye başladı. Bir hafta biraz sıkıntı yaşadık. Ondan sonra sağ olsunlar gerçekten Kapıkule olsun, efendime söyleyeyim Irak'a giden gümrük kapılarımız olsun, ciddi anlamda bir tedbir alınmasından dolayı çok rahat bir ihracat gerçekleştirdik. Burada tabii ki bütün ihracatçılarımız adına hükümet yetkililerimize de teşekkür etmek istiyorum. Ben sözü Mehmet Ali abime bırakıyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Başkanım çok teşekkür ederim. Çok doğru konulara değindiniz. Ben de aynı şekilde katılıyorum görüşlerine. Burada en önemli husus projelerin doğru kişilere, işi bilen kişilerle birlikte yapılmasının, liyakat sahibi kişilerle yapılmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Şimdi 55 milyon üretiyoruz dedi Sayın Başkanımız. Bunun %10'unu, 15'ini ihraç ediyoruz dedi. Bu tabii kendi ülkemize de anca yettiğini belirttiğini Hayrettin Başkanımız. Bu bize aslında çok doğru mesajlar veriyor. Şimdi bizim üretimimizi artırmamız lazım. Üretimimizi nasıl artırabiliriz? Bir sefer bir elimizdeki mevcutların en iyi şekilde desteklenmesi lazım. Bizim bahçelerimiz profesyonelce oluşturulmuş bahçeler değil. Çok karışık bahçeler. Maalesef bilinçsiz de birçok ürünün bulunduğu bahçeler ve burada mücadele etmek de zorlaşıyor. Verimlilik de düşük oluyor. Dolayısıyla sadece bununla ilgili bir yapılanma içerisine girip teşvik sistemiyle mevcut arazilerimizden, sulanabilir arazilerimizden en doğru bahçelerin yetişmesi için bunların desteklenmesi gerekiyor. Bir tek yıllık bahçeler var. Bir de meyve bahçeleri, çok yıllık bahçelerimiz var. Ve bununla ilgili değişimleri sağlamamız gerekiyor. Bu Türkiye'nin bence en önemli konularından bir tanesi. Biz belirli bahçelerde verimliliği yakıyoruz, yakalayabiliyoruz. Ama genele baktığınızda maalesef verimliliğimiz çok düşük. Verimlilik düşük olunca maliyetimiz artıyor. Ve iş piyasada kalıyor. O fiyatlarla ihracatı gerçekleştirmek de zor oluyor. Bugün yurt dışında başarılı olmuş ülkelere ve firmalara baktığımız zaman hepsi yatırımlar yapmışlar. Büyük alanları üretiyorlar. Bunun ihracatını sağlıyorlar. Bu ne getiriyor size? Sürdürülebilir pestisit konusunda olsun, mikrobiyoloji konusunda olsun, teknoloji konusunda olsun doğru yatırımların yapılmasını sağlıyor. Ve bu rekabetçi ortamda bunun toplanması da dahil olmak üzere teknolojik olaraktan size ayrı bir safhaya alıyor. Türkiye artık bu yatırımlarını yapmak durumunda. Eğer biz dünyada gıdada söz sahibi olmak istiyorsak katma değerli ürünler, iyi tarım uygulamaları, organik tarım ürünleri,
Aynı şekilde başkanın saydığı spesifik ürünler, bu ürün alanlarını oluşturmak zorundayız biz. Ama mevcut bahçelerimiz, hazır sulu alanlar var, hazır çok kaliteli topraklarımız var. Bir sefer birinci planda bunların ekonomiye kazandırılması lazım. Bunlar da ömürler boşa geçiyor. İkincisi, zaten devletin makro çok büyük projeleri var. Bu baraj projeleri olsun, büyük gölet projeleri olsun. Bunlar her geçen gün sulanabilir alanlarımızın artmasını sağlıyor. Bu da çok önemli bir husus. Bunları geliştirdiğimizde Türkiye'de 5 yıl sonra, 10 yıl sonra çok farklı şeyleri konuşuyor olacağız. Şimdi KOBİ'nin desteklenmesi doğru bir karar. Çiftçilerimizin desteklenmesi. Ama KOBİ'lerde birikim kolay oluşmuyor. Bugün birikimi sağlamış, KOBİ statüsünü geçmiş çok önemli işletmelerimiz var. Bu işletmelerimizde bizim gerekli teknolojik ve uzun vadeli yatırım imkanlarını tanımamız lazım. İşte şimdi 10 yıllık, 15 yıllık ev kredisi veriliyor. Ama bir sanayicimiz 15 yıllık kalkıp da yatırımını maalesef yapamıyor. 15 yıllık gidip bir fabrikasını kuramıyor. Bunun Exim vasıtasıyla olsun, diğer kaynaklarla olsun, kamu bankalarıyla olabilir. Bir sefer yatırımın uzun vadede gerçekleşmesi lazım. Çünkü tarım ürünleri büyük tonajlarla yapılan ama kar marjı düşük olan çalışmalardır. Sizin bu büyük tonajlara çıkmanız küçük KOBİ'lerle mümkün değildir. Bunların ancak büyük organizasyonlarla, kooperatifçilikle, dediğim gibi kurumsal firmaların gelmesiyle bir araya bunlar, bu siz ölçek büyüklüğüne ulaşıp dünya pazarında rekabetçi bir olaya gelebilirsiniz. Bu bakımdan ben yeni teşvik politikalarının bu ölçük birimlerini sağlaması bakımından, sizin bahsettiğiniz kayıpları önleme bakımından da çok önem arz ettiğini düşünüyorum. Bugün İPART projeleri var. Çok doğru bir projedir devletin Avrupa Birliği ile yaptığı İPART projeleri. Ama onlar da kısıtlı bir alanda cevap veriyor. Eğer biz kendimiz de bu İPART projelerini kendi ülkemiz içinde kendimizi gerçekleştirirsek, büyük sanayilerimiz, gıda sanayileri oluşmuş olacak. Bu da bizim sürdürülebilir ihracatımızı sağlayacak. Bugün pandemide yakaladığımız sıkıntıyı biz aynısında çok ciddi miktarda pestisitte yakalıyoruz. Küçük ölçekli arazilerde, küçük çiftçilerle bunu yönetebilmeniz çok zor. Ancak biraz önce bahsettiğim gibi organik proje sayesinde havzalar oluşturur, bölgeler oluşturur, çiftçilerle sağlayabilirsiniz, iyi tarımını yapabilirsiniz. Aynı şekilde büyük organizasyonlarla bunu gerçekleştirip pestisit ve mikrobiyolojik sorunu çözmemiz lazım. Bugün gelişmiş ülkelere eğer siz bunu yapacaksanız fiyat önemli bir unsurdur, rekabetçi bir unsurdur. Ama bu saydığım kalite birimleri de çok önem arz etmektedir. Teşekkür ederim başkanım, sağ olun. Ben söz alabilir miyim Seda Hanım? Lütfen, buyurun. Lütfen efendim. Mehmet Ali Başkanıma teşekkür ediyorum. Çok iyi noktalara değindiler. Tabii ki bu yapmamız olduğumuz üretimi de zaten geçenlerde Sayın Tarım Bakanımız açıkladı dijital tarımla ilgili. Bu tamamen zaten Mehmet Ali Başkan'ın anlattıklarını getirmiş olacak. Kooperatifleşmeyi, işte sözleşmeli tarım, efendim bu tabii ki bu tarımla, sebze meyveyle, gıdayla uğraşan birçok STK'lar bu dijital tarım projesinin içerisinde olacak ve olduktan sonra da bu inşallah önümüzdeki süre içerisinde bu tarımı iyi, daha çok daha yerlere getireceğiz diye düşünüyorum. Adem Bey, vaktimiz var mı? Tabii buyurun. Ben de bir soru soracağım ama ben son soruyu soracağım. O zaman müsaadenizle şimdi Hayrettin Başkan bir açılım sergiledi. Tarım Bakanlığı'nın paralelinde Ticaret Bakanlığı'nın da bu konuda çok etkin bir çalışması var ki hatırlayacaksınız Ağustos ayında, geçtiğimiz Ağustos ayında ihracat eylem planı açıklandı ve gıda burada çok spesifik bir noktadaydı. En uygun fiyata en iyi şekilde ihracatı yapmaktı ki bunu da yaparken uygulayacağı modelin ihracatta e-ticaret odaklı bir politika izlemesiydi. Bugüne geldiğimizde bugün Ege İhracatçı Birlikleri çok önemli bir sınav verdi aslında baktığınızda. Sanal bir fuarı
açtı ve Türkiye'de de rol model oldu. Buradan yola çıkarak ve Ticaret Bakanlığı'nın da destek mekanizmalarını göz önünde bulundurduğumuzda yaş meyve sebze ve organik özelinde siz ev ödevinizi ne ölçüde yapıyorsunuz? Bu konuda nasıl bir yol haritası belirlediniz kendinize? Mesela elektronik ortamda alım heyetlerine önümüzdeki günlerde ağırlık verecek misiniz? Sizlerin de fuarlarınızı sanal ortamda görmek mümkün olacak mı? Seda Hanım, teşekkür ediyorum. Tabii ki biz de bugün özellikle o toplantıya da katıldık. Sanal fuarcılığın hakikaten gurur verici bir şey. Buradan Ticaret Bakanımıza, özellikle Ticaret Bakan Yardımcımıza da teşekkür ediyorum. Bu konuyla ilgili bir de projelere de destek de verdiler diyorsunuz. Yani bu ciddi anlamda faydalı olacağını diye düşünüyorum. Tabii ki sanal fuarcılığı da alım heyetleriyle de bunlarla sürekli telekonferans üzerinde bunlarla bu şeylere, bu e-ticaret olsun, sanal fuarcılık olsun, alım heyetleriyle olsun, tabii ki bu pazarlarımızı boş bırakmamak için bunlarla iç içe olmamız gerekiyor ve projelerimizi hazırladık. İnşallah bu sanal fuarcılığı bugün açılışını yaptık ve bundan sonra da devam ettireceğiz. Biz buna hazırlıklıyız Seda Hanım. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Seda Hanım, sorunuz yoksa ben son soruyla. Hayır, aynı soruyu Mehmet Ali Bey'e de soruyorum. O zaman Sayın Başkan'ı dinleyelim, sonra ben sorumu yönelteyim. Bugün de bizim yönetim kurulu toplantımız vardı, Ege Kurum ve İhracatçılar Birliği olaraktan. Yine bu konu gündeme geldi, Hayrettin Başkan'ın anlatmış olduğu. Biz de aynı şekilde bunu destekliyoruz. Tabii bu büyük profesyonel organizasyonlarla gerçekleşecek olan bir sanal ortamdır bu. Sadece bizim istememiz de olmuyor. Karşı tarafın buna davet edilmesi gerekiyor. Yani siz burada çıkacaksınız, oradaki firmalar sizinle görüşme talep edecekler. Bu karşılıklı olaraktan bu görüşmeler talep edilecek. Dünya zaten bunun üzerine ciddi bir yatırımlar söz konusu. Yani genel fuarlardan çok spesifik bu tip özel fuarlar önem kazanmaya başlıyor ve işte şu 3 aydır aşağı yukarı bu sanal ortamda yaptığımız yönetim kurulları, diğer toplantılar, müşterilerle yaptığımız toplantılar kurumların da kendine özgüvenine getirdi. Bu şekilde hepimiz bunun çok sağlıklı bir şekilde eğer altyapı hazırlanırsa olabileceğini gördük. Sanırım bu değerlendirecektir. Bunun da sağlanması aradaki aracıların çıkıp doğrudan tüketiciye doğru yönelmeyi getirecektir bu çalışmalar. İşte online satış işlerinin bütün dünyada patlaması zaten bunu gösteriyor. Bunun için de yine biraz önce bahsettiğimiz gibi kurumların çok sağlıklı bir yapıya kavuşması lazım. Bu sizin bahsettiğiniz konu o kadar önemli bir konu ki Seda Hanım, kaynakların heba edilmesinin önlenmesi gerekiyor. Mesela ben kendimin kullandığı kiralık bir tane orman köylerini desteklemek için yapılmış bir kooperatif binası var. Yazık o köylülere, o soğuk hava tesisi yapılmış, verilmiş. Ama köylüler nasıl o tesisi çalıştırır? O tesis nasıl kullanılır? Onlar nasıl ihracat yapabilirler? Ve hepsi gırtlağına kadar borca kalmışlar. Ondan sonra da yaklaşık 40 tane tesisin 38 tanesi kapanmış. Bu geçmiş yıllarda olan çalışmayı söylüyorum size. Şimdi kalanın bir tanesi bizim çalıştırdığımız, biz de çok para harcadık. Çünkü o bölgede ciddi bir organik tarıma yatırımımız var. O tesisi canlandırarak ayakta tuttuk. Bir tanesi de Bergama'da bir tesis herhalde. Bunu neden örnek veriyorum? Aslında bu kaynaklar hepimizin kaynakları. Yani dağ köylüsü nereden bilecek ticaret yapmayı, nereden bilecek pazar yapmayı? Yani İşte Hayrettin Başkan da dediği gibi işin içinde olanların olması lazım. Kendini ispat etmiş firmaların, kurumların, kooperatiflerin, organizasyonların desteklenmesi lazım. Ben bunu yapacağım deyip de sıfırdan bir işe başlanmaz. Dünyada sürdürülebilirlik önemlidir. Sen geçmiş 10 yılında ne yaptın? 5 yılında ne yaptın? Bununla ilgili ben size basit bir örnek vereyim. Avrupa'da bizim mühendisimiz çocuğunu okula götürdü. Veteriner olmak istiyorum dedi. Sordukları İlk soru ne biliyor musun okulda? Daha bu ilkokul çağında oraya yönelecek, ortaokula geçecek.
Kaç tane evinde kedi köpek besledin diye soruyorlar çocuğa. Veteriner olmak istiyorsun ama hayvan sevgin var mı senin diyor yani. Çocukta bu özellik var mı bunu araştırıyor. Yani işin temeli buraya dayanıyor. Bizim zaten kaynaklarımız ülke olarak kıt. Bunun doğru ellerde özel sektör veya kooperatif diye ayırmaksızın işin sahibine destekleyerekten dediğim gibi tarımsal işletmelerimizin büyük de olsalar yatırıma ihtiyacı var. Modern binalara ihtiyaçları var. Modern teknolojiye ihtiyaçları var. Bunların KOBİ veya KOBİ statüsünü geçmiş firma diye ayırmaksızın eğer hedefimiz verimliliği yakalamaksa, dünya piyasasında söz sahibi olmaksa bu kararları almak durumdayız. Mesela İzmir ve İzmir gibi birçok ilimiz İPART projesinden yararlanamıyor. Manisa yararlanıyor. İzmir bölgesindeki ihracatçılar bundan yararlanamıyor. Tabii burada bu kaynağın verildiği yer, bu sadece bizim hükümetimizin, devletimizin kararı değil. Avrupa projesi olduğu için bu şekilde gelişmiş bölgelere değil, kırsalın kalkınması için bu proje oluşturulmuş ama buna benzer kaynakların oluşturulup buradaki işletmelerin bilgi ve tecrübelerinin modernizasyonla ve teknolojiyle desteklenerekten ancak biz bu çıtayı aşabiliriz. Yoksa küçük işletmelerle ne rekabetçi olabiliriz ne sürdürülebilirliği sağlarız. Bugün bizim rakiplerimiz Amerika'da da Avrupa'da da Uzak Doğu'da da hepsi profesyonel dünya çapındaki firmalar. Bunlar oraya 12 ay hizmet veriyorlar, ürün veriyorlar. Siz oraya kalkıp bir sefer kiraz satmakla, oraya bir ay kiraz göndermekle veya 15 gün göndermekle o pazara girmeniz mümkün değil. Bizler sağladığımız bu organizasyonlarla, büyük yapılarla o marketlere minimum 6 ay, 10 ay, 12 ay vermemiz lazım hizmeti ki bunun sürdürülebilirliği gelebilsin. Küçük organizasyonlarla bunu beceremeyiz. Artık bizim de vizyonumuzu büyük koyup bu kurumlar vasıtasıyla, bunun adı kooperatif olabilir ama hep liyakat sahibi, tecrübesini ispatlamış kişilerle bunu yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Teşekkür ediyorum başkanım, sağ olun. Evet. Evet. Hanım, ben de bir şey söylemek istemiştim, mümkün mü? Buyurun Sayın. Seda Hanım, tabii ki Mehmet Ali Başkanım'a teşekkür ediyorum, katılıyorum. Biz bu sanal alım heyetiyle geçen hafta mesela bir toplantı yaptılar. Gerçekten 9 firmayla görüşüldü ve ciddi anlamda fayda sağlandı. Özellikle Kenya'dan mesela 9 alım heyetiyle böyle bir toplantı düzenlendi. O da ciddi anlamda verimli oldu. Tabii ki biz bunları arttıracağız inşallah. Ondan sonra biz burada tabii ki Tim Başkanımıza da özellikle buradan teşekkür etmek istiyorum, İsmail Gülle Beyefendi'ye. Tim AŞ dediğimiz bizim ayrıyeten bir ticaret merkezleri, yurt dışlarında bir yönetimimiz var. O yönetimde de ben de o yönetimde varım. Biz şu anda bizim hedeflediğimiz Dubai ve özellikle Çin'e ticaret alışveriş merkezi, ticaret merkezleri oluşturacağız diye bir projemiz vardı, iki tane. Ve çalışmada devam ediyor. Şu anda birkaç tane danışmanımız sürekli bu projeyi gerçekleştirmek için. Tabii ki işte maalesef bu pandemi süreci hep böyle işlerimizi aksattı ama biz bu çalışmalarımızı devam ediyoruz. İnşallah önümüzdeki süreç içerisinde burada da Ticaret Bakanlığımız ciddi anlamda önemsiyor ve destekliyor bu ticaret merkezlerini. Malumunuz Dubai'de mobilyacıların bir ticaret merkezi oluştu ama açılışı daha yapılmadı. Tam açılış esnasına gelmişti ve bu pandemi süreci başlayınca o da kaldı ama önümüzdeki dönem ve ciddi anlamda güzel bir ticaret merkezi olduğunu diye duyuyoruz. Ve inşallah Dubai'ye gidersek önümüzdeki yıl içerisinde fuarlara falan katılırsak ve ciddi anlamda merak ediyorum. Gidip göreceğim inşallah. Tabii ki biz bu ticaret merkezlerimizle ülkelerde de açmamız gerektiğini diye düşünüyorum. Çünkü hakikaten ihtiyacımız var. Biz ürünümüzü oralarda ki sadece yer sebze meyve olarak düşünmüyorum. Burada bütün gıda maddeleriyle beraber bir ticaret merkezi oluşturursak bir çatı altında oraya gelen
İşte oradaki pazarlama elemanlarımız, orada ithalatçı firmalarımızla iç içe çalışarak orada ciddi anlamda bir yol kat edeceğiz diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Evet. Evet. Sayın Başkanım, tabii Mehmet Ali Işık Başkanım da her ikinize de aslında sormak istiyorum. Son soru olarak da bunu sormuş olalım. Şimdi siyasete dokunmadan olmaz. Sebebi de şu, siyasetçilerimiz kendi arasındaki psikolojik savaşı verirken en çok sizin sektör üzerinden bir savaş var şu anda. İşte patatesli, domatesli, bütün yaş sebze meyve üzerinden Türkiye'de bir siyaset politikası yürüyor, gündem oluşturuluyor. Pandemi süreci başladığında doğrusu biraz panikledik. İşler çok kötü gidecek diye düşünürken özellikle az önce Seda Hanım da bahsetti. Sizin sektörle ilgili özellikle yıldızlaşan bir sektör haline geldi. Hem ihracatımız hem iç piyasadaki tüketim artarak devam ediyor. Ama diğer taraftan politikacılarımızı izlediğimizde, dinlediğimizde muhalefet tarafı Türkiye'nin battığını, bittiğini, yandığını, kül olduğunu anlatıyor. İktidar tarafı da sorunlara çözüm bulduğunu ve bulmaya çalıştığını anlatıyor. Türkiye'de tarım ve gıdada politikayı biraz sorgularsak, bu anlamda eksiklerimiz var mı? Muhalefet mi haklı, iktidar mı haklı? Yoksa siz üreticiler bu işin başka bir, kendinizi başka bir yerde mi konumlandırıyorsunuz? Yani siyasetçiler biraz sanki bu işi abartıyor gibime geliyor benim. Bu konuyu ikinizden de kısa kısa dinlemek isterim Sayın Başkan. Buyurun. Evet. Teşekkür ederim Adem Bey. Mehmet Ali abicim, ben bir söz alayım. Siz mi buyurun nasıl isterseniz. Buyur başkanım, buyur. Siz hem siyasetçisiniz hem de iş hayatındasınız. Buyurun. Tabii ki Adem Beyciğim, özellikle bizim tarım üretimimizin üzerinde enflasyon kurulduğu için malumunuz biber, patlıcan, domates enflasyonu oluşturuyor. Enflasyonu oluşturunca bu sefer ne oluyor? İşte sebzeye, meyveye, gıdaya dönüyor iş. Gerçekten mevcut hükümetimize yani bir şey demeyeceğim. Gözden görünüyor. Hiç bir şey dememize de gerek yok. Çok şükür hiçbir yani yaptığımız paniğe de değmedi. Hiçbir eksiğimiz de olmadı. Gidip de markete, manava, bakkala bulamadığımız bir ürün de olmadı. Ve ciddi anlamda tabii ki dediğiniz gibi böyle çok bir panik yaptık, saldırdık ilk günlerden. İşte şunu da alsak, bunu da alsak, acaba yarın bulabilir miyiz, bulamayız mı? Çok şükür hiçbir eksik bir şey yaşamadık. Ve ciddi anlamda ürettik. Ve tüketicilerimize de hiçbir aksama olmadan gidecek kadar ürün, sağ ol, teşekkür ederim burada üreticilerimize. Onlar ürettiler, biz de aracı olarak tüketicilerimize bu ürünleri, tüketebilecekleri ürünleri böyle önlerine veya pazarlara, marketlere ürünlerimizi raflarımıza indirdik. Çok şükür hiçbir sıkıntı yaşamadık ve oldukça tarımda gerçekten dünyada lideriz diyebiliriz. Bunu zaten gören göz görüyor, yani diyecek bir şey bulamıyorum. Ben burada Mehmet Ali abime sözü veriyorum. Evet. Teşekkür ederim. Biz yeteri kadar yoruluyoruz. Siyasetçiler kendilerini yormasınlar mı diyorsunuz Sayın Başkan? Yormasına gerek yok. Gözden görünüyor. Artık diyecek. Evet. Sadece ve sadece burada da Tarım Bakanımıza tabii ki belki bir kesim kızanlar da var. Ve haklı bulanlar da var. Limonu tabii depolarda stoklanması lazım. Limon biliyorsunuz Ürgüp depolarında bu muhafaza ediliyor. Dalda durmadığı için, beklemediği için taze limon çıkıncaya kadar bu limonu muhafaza etmemiz gerekiyor. Ve stoklarımızdaki limonlarımız azalmaya geçince, fiyatlar da yükselmeye başladığı anda kontrollü ihracat iznine bağladılar. İzne tabi tuttular ve limon fiyatları gene normal seyretti ve hiçbir aksamı olmadan tüketicilerimiz de limonlarını fahiş fiyatlar olmadan limonumuzu alıp sofralarımıza getirdik ve buradan da Tarım Bakanımıza teşekkür ediyoruz. Son zamanlarda bir 10 bin tonluk bir izne tabi gene bir ihracat izni verdiler. Tabii ki makul, yani süreci iyi organize ediyorlar. Teşekkür ediyorum ben bunu.
Evet, Sayın Başkan buyurun. Şimdi Adem Bey, ben size küçük bir örnek vermek istiyorum. Yıllar önce İsviçre'ye gittim. Orada market gezerken müşterim de yanımdaydı. Çilek fiyatlarını ve bildiğiniz bürdüm eriği bizim 4-5 katı fiyatına satılıyordu. Ya dedim müşterime, ben sana göndereyim buradan. Biz bunları yarı fiyatına satarız burada dedim. O da güldü. Dedi devlet müsaade etmiyor dedi. Bu dedi bizim dedi devletin verdiği stratejik bir ülke politikası, çiftçi kültürünün, tarım kültürünün devam etmesini istiyor dedi. Ancak İsviçre'de biten üründen sonra siz buraya ithalat yapabilirsiniz diye izin veriyorlar dedi. Onun için dedi şu anda çilek mevsimi, ne biz çilek getirebiliriz ne erik getirebiliriz dedi. Şimdi bu dediğim olay yıllar önce oluyor. İsviçre'nin dövizi bol, her şeyi bol. Buna rağmen biz dövizimiz, her şeyimiz var, dünyanın her yerinden ürün getiririz demiyorlar. Biz tarım kültürünü sürdürmemiz lazım. Çiftçinin unutulmaması lazım, çiftçilerin yapılması lazım diyorlar. Şimdi bu pandemi bütün dünyaya bunu gösterdi. Her ülke paranızla dahi ürün alamıyorsunuz. Uçaklar kalkmadı. Başkanımız söylediği lojistik sıkıntılar oldu. Yani ne oldu bu sefer? Biz şanslı bir ülkeyiz. Kendimiz üretiyoruz ürünlerimizin çoğunu. Ama bunu yapamayan ülkeler büyük sıkıntı yaşadılar. Dolayısıyla her ülke tarım politikasını bir stratejik savunma sanayi gibi gözden geçirmek zorundadır. Dolayısıyla arazilerimiz bizim gelecek nesillerimize bırakacağımız en büyük sermayedir. Bunların en verimli şekilde gelecek nesillere aşındırılmadan, yıpranmadan, bugüne nasıl kazandırıldıysa bu araziler, bundan sonraki nesillere de bırakmak gibi bir yükümlülüğümüz var. Aynı şekilde teknolojinin de çok üst seviyede yapılması lazım. Teknoloji yapıldığı zaman çiftçimiz de memnun olur. Çiftçimizin para kazanmasını sağlamamız lazım. Onların geçim standartlarını yükseltmemiz lazım. Ölçek büyüklüğünün yükseltilmesi lazım tarımsal arazilerde. Ve çok büyük gider masrafları var. Küçük masraf arazilerde işte her arazi sahibi traktör alıyor, bir sürü boşa giden giderler var. Eğer biz ölçek büyüklüğüne geldiğimizde hem verimliliğimiz gelecek. Bu konuda zaten devletin de atmış olduğu çok önemli adımlar var. Ama bundan sonraki süreçte gerek finansal olarak desteklenmesi çiftçimizin, gerekse stok müessesesinin yönetilmesi, tarımda bilhassa bizim kuru meyvelerde, kuru ürünlerde, bakliyat, hububatlarda, pamukta, diğerlerinde stok müessesesi çok önem teşkil ediyor. Bununla ilgili ihtisas borsalarımız kuruldu. Bunlar her geçen gün aktivite kazanıyor. Lisanslı depolucuların ürün bazında çeşitlendirebilirsek inşallah gelecek yıllar Türk tarımı için daha güzel şeyleri konuşuyor olacağız. Çünkü çiftçimiz kazanmaya başlayacak. Çiftçimiz kazanmazsa topraklarımızı yönetebilmemiz mümkün değil. Bütün hedefimizin çiftçinin ve topraklarımızın üzerine olması gerektiğini düşünüyoruz. Bunun için de organik tarımın pozitif yönde desteklenmesini rica ediyoruz yine. Evet, çok teşekkür ediyorum. Sayın Başkan, her ikinize de çok teşekkür ediyorum. Seda Hanım, size de çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Başkanlarımı buradan da olsa görmek, sohbet etmek çok keyifliydi. Çok sağ olun. Evet, sağ olun. İsmail Bey ayrıldılar ama İsmail Bey'e de tabii teşekkür ediyoruz. Biz programımızı burada sonlandırırken sabahleyin 11'de Sayın Başkanım biliyorsunuz dijital ayakkabı, çanta ve deri aksesuarı fuarı açılmıştı. Biz de canlı olarak ekranlarımıza taşımıştık. Saat 22'de değerli izleyicilerimiz yine Ege TV ekranlarından tekrarını izleyebilirler. Çünkü Türkiye'de ilk defa düzenlendi. Açılışa Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, TİM Başkanı Sayın İsmail Gül'le Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Sayın Jack Eskinazi ve yine Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçı Birlikleri Başkanı Sayın Erkan Zandar katılmıştı. Oylum Tadı da biliyorsunuz İzmirli. Moderatörlüğü Oylum Hanım yapmıştı. Saat 22'de değerli izleyicilerimiz bu Türkiye'de ilk defa düzenlenen fuarı, açılan fuarı bizden yine izleyebilirler. Sizlere teşekkür ediyorum.
Evet, ben umarım... teşekkür ediyorum. Başkentten saygılar diyorum hepinize. Evet, ekonomimize katkı koymaya devam etmenizi diliyoruz. Çünkü çok önemli bir sektör. Her gün, her an hayatımızın her alanında yer alan bir sektör. Onun için sizlere sağlıklı ve tabii ki başarılı günler diliyorum Sayın Başkan. Çok sağ olun. Çok Adem teşekkür ederiz Adem Bey, Seda Hanım. Sayın Başkanım çok teşekkür ederiz. Ve Seda Hanım'a, Adem Bey'e, özellikle Ege Tiyo ailesine teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Bizleri de seyredenlere hepsine hayırlı akşamlar diliyorum. İyi evet, akşamlar olsun. İyi akşamlar. Efendim haftaya yine aynı saatte bir aksilik olmasa ihracat gündemini bundan sonra her hafta çok kıymetli konuklarımızla birlikte her hafta farklı sektörü konuşmak üzere programımızla yine bu ekranlardan evlerinize misafir olmaya devam edeceğiz. Şimdilik hoşça kalın.